olup bitenlerden sonra her şeyi düşünmek, sonrasında söylemek her şey kolay ama olan oldu artık. Fazla bu konuda artık eklemek istemiyorum. Bugüne gelecek olursak çocuklar gerçekten iyi oynadı. Bugün fazla süre alamayan oyuncularımıza şans verdik ama bütün takım da övgüyü hak ediyor. Beh, ho avuto la sensazione che comunque i ragazzi volessero fare bene anche proprio per passare una serata un po' più tranquilla rispetto a qualche giorno fa e quindi ci hanno messo il massimo dell'impegno perché comunque era una squadra, non dico sperimentale, però molti ce non avevano mai giocato insieme, quindi mi sembra che questo sia un dato positivo. Sono stati due o tre ragazzi che hanno fatto bene. Evet, belki bugünkü maç sonuç olarak bir etkisi yoktu ama alınan bir galibiyet var önemli bir takıma karşı. Psikolojik olarak bunun olumlu bir etkisi olur mu ilerleyen günlerde? Evet, gerçekten bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum ki bugün fazla süre almayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Genç oyuncularımızı sahaya sürdük ki aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok. Birbirleriyle uzun süre oynasalar da tabii ki de daha yapacak çok şeyimiz var. Bugün genç oyuncularımıza şans verdik. Özellikle hücum hattında Skamakka gibi, Raspadori gibi genç oyuncular var. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başlayamadık ama daha sonra dengeledik. Zaten gördüğünüz gibi golden sonra da gelen bir özgüven oldu. Bunlar genç oyuncular. Tabii ki de zamanla hatalarını telafi edecekler, kendilerini geliştirecekler. Önemli olan da bu. Per Tonali non è semplice perché comunque non ha fatto tante partite con noi e quindi il gioco è un po' diverso rispetto a quello che lui fa nel Milan, quindi anche lui deve può migliorare molto perché anche lui ha qualità tecniche, qualità fisiche, quindi anche lui ha avuto un po' di difficoltà all'inizio quando ci pressavano, i primi dieci minuti così che non riuscivamo a giocare. Genç oyuncularımız bu maça çıktılar. Bir arada da daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz birazcık ileri bölgede baskı yaptığında da ilk 10 dakika çok çok zorlandık. Bunu da hepimiz gördük ama daha sonra oyunun dengelemesini bildik. Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare a Istanbul. Posso dire che sono stato benissimo. Infatti amo la Turchia perché insomma mi sono trovato bene. Il popolo turco mi ha accolto benissimo. Quindi benim de İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansım oldu. Diğer İtalyanlar da burada çalıştıkları için, oyuncular burada oynadı, bu ülkede oynadıkları için çok çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu. Bugün beni en etkileyen oyuncu Cengiz Ünder'di. Zaten kendisinin yeteneklerini ve kalitesini çok iyi biliyoruz ama genel olarak Türk milli takımındaki bütün oyuncular bugün güzel performans sergilediler. Diversa. Quindi oggi era una partita che comunque non aveva grande valore alla fine. Quindi hanno potuto provare un sistema che avevano già provato col Portogallo, però penso che come ho già detto, insomma, hanno dei giocatori di qualità. İkisi birbirinden çok farklı maçlar. Birbirleriyle karşılaştırmak zor çünkü her iki maçında senaryosu farklı, hedefler farklı. Bugün bize karşı uygulanan sistem zaten son olarak Portekiz'e aynı şekilde çıkılmıştı, aynı düzen ve sistemle. Bence Türk milli takımı gerçekten çok yetenekli ve aynı zamanda genç oyunculara sahip ki bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açılarından hem de geliştirme açılarından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Kötü sonuçlar geldiği zaman bazı yapılan hatalar vardır. İşler iyi gitmediği anlamına gelir. Baktığımız zaman Eylül'den Mart'a kadar neler gerçekleşti, neler oldu. Tabii ki de çok şey konuşabiliriz ama kaybedince suçlanacak ilk kişi hocalardır. Hocalar her zaman hatalıdır. Ben ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum. Başardıkları şeylerle gurur duyuyorum.